Merhabalar. Bugün video serimizin ikinci videosunu çekeceğiz. İlk videomuzda ikinci bölümün kitabın Item 1 diye nitelendirdiği ilk bölümünü işlemiştik. Bugün ikinci bölüme bakacağız. Başlığımız Consider Builder When Faced with Many Constructor Parameters. Öncelikle şundan bahsedebilirim. Kitap bu konuyu gerçekten çok güzel işlemiş. Kitap şöyle bir mantık izlemiş bu konuyu işlerken. Önce problemi tanıtmış ve demiş ki bu problemin birden fazla çözümü var. Kötüden iyiye sıralamış. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bir şeye yakından bakmak istiyorum. İlk büyüteçle baktım. Büyüteç sayesinde mikroskopu buldum. Mikroskopla baktım. Daha iyi gördüm gibi örnek verebilirim. Problemimiz şu. Bir sınıfın konstrüktörünü oluştururken hani bir sınıfı sınıf yapan belirli parametrelerim var. Kesin olması gerekiyor. Bazıları da opsiyonel. Ama onları da değerlendirmek lazım konstrüktörde. Bu da çok fazla parametre oluşturmamıza, eklememize neden oluyor Constructor'a. Bu bir problem ve kitap bunun çözümünden bahsetmiş. Kitapla aynı mantığı izleyeceğim. Zaten kitabı referans alıyoruz. Ama örnekleri aynı kullanmayacağım. Çünkü kitabın kullandığı örneği anlamayabiliriz. Çünkü içerisinde, yani Nutrition Facts diye bir sınıf yaratmış. İçerisinde fat var, sodyum var, kalori var. Hani çok aşina olmadığımız parametreler var. Ben daha anlaşılabilir bir sınıf yaptım deyip başlayalım. Starbucks diye bir sınıf yaptım. Şimdi dedim ki eğer ben bir kahve yapacaksam kahvenin boyutu olması lazım. Hani boyutsuz bir kahve olmaz dedim. Bu gerekli parametre dedim. Tabii siz burayı arttırabilirsiniz. Kahvenin boyutu olur. Kahvenin tipi olmadan da olmaz yani. Hani ben örneğin hızlı ilerlemesi açısından böyle ilerledim. Sonra seçime göre değişen parametreler ekledim. Mesela kimisi hatırladım laktozsuz süt falan istiyordu. Kimisi yumuşatıcı istiyordu. Hani yumuşak içim ister misiniz falan diye sorduklarında hani yumuşatıcı yazdım ben buraya. Doğru şey olmayabilir ama temelinde bu. Şimdi ben bu sınıfın konstrüktörünü yaratırken. Şimdi ide yardımıyla yapalım bunu. Kahve boyutu kesinlikle olmak zorunda, değil mi? Sadece kahve boyutunu girip adam benden bir kahve alabilir. Tamam. Bunu ayrı değerlendiriyorum. Bir tane constructor yarattım. İçerisinde kahve boyutu alıyor. Ama aynı zamanda hem kahve boyutu ve hem de seçime göre değişen parametreleri de değerlendirmem lazım. Yani şöyle bir yol izleyeceğim. Hem kahve boyutum var hem de işte laktozsuz süt istiyorum mesela. Bunu da değerlendirdim. Diğerkini üretmeyeceğim ama tahmin edebilirsiniz ki kahve boyutu, laktozsuz süt ve yumuşatıcı da alacak bu sefer. Bu bir çözüm. Ama bu çözümün çok eksikleri var. Nasıl? Mesela şöyle bir sınıf, tabii bir main metot yazalım. Bir sınıf üretelim. Starbucks, SB dedim, New dedim, Starbucks dedim. Kahve boyutu alabilir. İçerisine laktozsuz süt alabilir. Tabii ben burada örneğimiz dediğim gibi hızlı ilerlesin diye sadece 3 parametre yaptım. Bunun 15, 20, 30 parametre olduğunu düşünün veya 7 veya 8. Yani parametre olduğunu düşünün. İşler çok karışıyor. Hani 7 tane parametreyi sınıfı hani üretirken vermek çok zorlaştırabiliyor işleri ve karışabiliyor. Bu nedenle hem kod kalitesini düşürüyor hem de okunabilirliği düşürüyor eş zamanlı. O yüzden bu yani bu bir çözümdür ama tercih edilen bir çözüm olmaması gerekli. Bu arada bu çözümün adı da teleskop pattern diye geçiyor eğer bakmak istiyorsanız. Tamam. Bu ilk çözümümüzdü. Şimdi İlerleyelim. Şunu sileyim şimdi. Tamam. Şimdi buradaki problemimiz neydi? Hepsi için ayrı bir constructor üretmiştik. Şimdi ikinci bir çözüm olarak kitap şöyle demiş. Ben diyor bir tane boş bir constructor yaparım diyor. Boş constructor'la bir tane nesne üretirim. Sonrasında diyor bu parametreleri eğer gerekliyse setlerim diyor. Gayet mantıklı. Hemen yine ide yardımıyla bir getter setter üretelim. Nerede? Şurası. Tamam. Seçtik hepsini, generate ettik. Tabii benim şu an get'lere ihtiyacım yok. Sildim get'leri. Şimdi evet, IntelliJ'de bu arada sadece setter üret var da bu Spring Tool Suite'de bulamadım. Yani çok aramadım da belki vardır. Neyse, bu set metotlarımı yazdım. Peki bunun kullanımı nasıl oluyor? Starbucks dedim yine. Yine SB, New, Starbucks. Bir tane ürettim. Şimdi artık şöyle bir yol izleyebilirim. İşte kahve boyutunu setliyorum. Neydi? Küçük mesela.
küçük bir kahve. SB set laktozsuz yumuşatıcı bana koy atıyorum. Ya da bana ekle diyeyim. Tamam. Burada ne yaptım? Artık diğerkine oranla daha güzel bir çözüm işlemiş oldum. Nesnemi ürettim ve içerisine tek tek istediğim parametreleri setlemiş oldum. Bunun da bu bilinciye göre güzel bir çözüm ama bunun da eksikleri var. Nasıl? Atıyorum ben bu ikisinin arasına int değer eşittir 10. Ne bileyim buraya bir şeyler yazabilirim yani anlayacağınız. Bu da ne yapıyor? Şuradaki aslında bütünlüğü bozuyor. Hani peş peşe yazma bütünlüğünü bozuyor. Ki peş peşe yazsanız bile fark ettiyseniz hepsi ayrı bir satır ve kontrolü yok yani. Herhangi bir kontrol yapabileceğiniz şeyler değil. İlk çözüme göre iyi ama bunun da eksikleri var. O yüzden bunu da geçiyorum. Bu arada bunu da araştırmak istiyorsanız bunun da adı Java Beans Pattern olarak geçiyor. Aklınızda bulunsun. Peki geldik artık son ve kitabın en son önerdiği çözüme. Bu da Builder Pattern diye geçiyor. Hem böylece Builder Pattern'ı da öğrenmiş olacağız bu videoda. Tamam, bir tane ben öncesinden yine Starbucks Builder diye bir şey öğrettim. Aslında bundan da gidebilirmişim. Neyse. Ben bu Builder Pattern'ımda çözüme şöyle ulaşıyorum. Bir tane public static sınıf. Sınıfımın içinde bir tane static sınıf üretiyorum. Bunun adına da builder diyorum. Ya başka bir şey de diyebilirsiniz hani. Ama genelde builder kullanıldığı için ben de şeyde bunu kullandım. Şimdi bu parametrelerimi aldım. Aynı şekilde bunun içine koyuyorum. Tabi burada kod şeyi tekrarı biraz oluyor ama işimi çözdüğü sürece bunun tek eksiği bu diyebilirim yani. İşimi çözüyor güzel bir şekilde. Sonra ben yine bu parametrelerimi ürettim. Peki ve bunun gerekli olduğunu biliyorum. Kesinlikle kahve boyutu olacaktı. O zaman iç sınıfımın constructor'ını oluştururken bu kahve boyutumu koyabilirim. Hatta şöyle yapayım. Kahve boyutunu ekleyelim. Biz uğraşmayalım. Tamam. Şu getter setter, hayır getter setter ektim yanlışlıkla. Pardon, constructor yapacaktım. Şöyle yapalım. Tamam. Constructor'ım olur. Hatta kahve boyutum final olsun. Çünkü gerekli parametre. Neyse. Bir tane constructor'ımı oluşturdum. Peki bizim sorunumuz neydi? Yani insanlar belirli opsiyonları kullanarak başka bir kahve de üretebilir. Bunu da şöyle çözüyoruz. Public builder bu sınıfın tipinden bir tane metodu yaratıyoruz. Mesela ne diyelim? Laktozsuz tayfa diyelim. Tayfa. İçine ne alsın? Aynı şu değeri alsın. String laktozsuz süt miktarı olsun bu da. Metodumuzu yaratalım. Sonra benim burada oluşturduğum değeri bu parametrenin içine aldığı laktozsuz süt diyelim buna karışmasın. Dislemeyelim de tamam. Şöyle diyelim. Sonrasında da return this diyelim. Bu da bir builder dönsün. Böyle bir şimdi aynı şeyi şunlar için de yapacağım. Yumuşatıcı için de yapıyorum. Aldım, kopyaladım. Yumuşak tayfa ya bunu böyle demeyelim ya. Yumuşak içenler diyelim. Yumuşak içenler string yumuşak değer diyelim. Sonrasında şuradaki yumuşatıcı değerimi de buraya ekleyelim. Sonra yine bunu döndürelim. Artık bu sınıfın tipinden bir değer dönen ve şuradaki değerleri aldığım parametreye göre atadığım iki tane metodu yazmış oldum. Peki bunları ana şeyime nasıl bağlayacağım? Bunun içinde bu pattern diyor ki bir tane bizim aslında üretmek istediğimiz şey Starbucks Builder sınıfından bir şey. O yüzden şunu kopyalıyorum. Bana bunu döndür ve build diye bir metot yazıyorum. İçerisinde de return new ne döndürmek istiyordum? Starbucks Builder. Şunu şöyle yapalım. Şimdi burası artık şu an
Şundan da bahsedeyim. Bir özellik daha ekleyelim derse. Burada fark ettiyseniz benim Starbucks Builder klasımın bir tane şeyi yok. Konstrüktörü yok ama şu kullanıma kızmadı. Çünkü siz bir sınıf oluşturduğunuzda konstrüktör yaratmasanız bile, boş konstrüktör yaratmasanız bile bu otomatik olarak yaratılıyor. Yani onu da ekstra bilgi olarak vereyim. O yüzden buna kızmadı. Ama ben buna this yazacağım. Neden? Çünkü ben bunun içerisine bir builder sınıfından parametre vermek istiyorum. Obje vermek istiyorum. Bunun nedenine de az sonra değineceğim. Tabi buna doğal olarak kızacak. O yüzden bir tane constructor yarattırıyoruz şöyle. Karışmaması için şöyle 6 alıyorum. Bu sınıfın bitimine. Burası önemli çünkü bunun constructor'ını yazıyorum. Tamam, ekledim. Şimdi o setter'larla çözdüğümüz sorunu veya teleskop pattern'daki constructor olarak ürettiğimiz şeyleri bakın burada nasıl çözüyoruz. Şimdi burası this dediğimizde içerisine bir builder alıyordu ve ben biliyorum ki şuradan neydi parametrelerim? Kahve boyutu. Kahve boyutu eşittir. Bu builder'ın içerisinde kahve boyutu diye bir parametre var. Bakın builder sınıfın içerisinde kahve boyutu diye bir parametre var. Yani ben buna bu sınıftan erişebiliyorum. Ve bu sınıfta bu parametreye değer atayan bir fonksiyonum da var. Aynı şekilde laktozsuz süt miktarına da değer atayan bir fonksiyonum da var. Yani bu metodolojiyle ben değerlerimi böyle setleyebilirim. Yine eşittir dedim. Builder nokta laktozsuz süt miktarı. Tamam. Burada da aynısını dedik. Sonra yumuşatıcı aldım. Tabii şuradakini aldım. Sonra iç sınıfımdaki yumuşatıcıyla eşledim. Ve Builder Pattern'ın temel kullanımı da bu yönde. Şimdi bunu asıl test klasımızda görelim. İşimizi ne kadar kolaylaştırıyor. Dedim ki Starbucks Builder. SB eşittir. New dedim. Starbucks Builder nokta. Nokta diye çağırıyorum. Çünkü bunun içerisinde bir statik sınıf yarattım. Yani statik sınıflara böyle erişebilirim. Dedim ki Builder'ı çağırıyorum. Bu Builder'da içerisine ne alıyordu? Bir tane constructor'ı vardı. Kesin olması gereken. O da kahve boyutunu alıyordu ki zaten bu gerekli bir parametre. Buna ekliyorum. Küçük. Ya da tall mu deniyordu? Tall dedim. Sonrasında atıyorum. Artık birisi dedi ki ben işte yumuşak içim istiyorum. Nokta. Yumuşak içenler. Ben yumuşak istiyorum dedi. Nokta. İstediğiniz zaman laktozsuz tayfadan da bir ekleme yapabiliyorsunuz. Diyelim laktozsuz içen yok. Böyle bir sipariş geldi. Nokta build dediğinizde olay tamamlanıyor. Yani bu bakın fark ettiyseniz hem satır sayısı olarak düşük hem okunulabilirliği olarak daha net bir yapıya dönüşüyor. Hem arasına bir şey yazma şansınız da yok o Java Beans pattern'daki gibi. Daha güvenli ve daha iyi bir kullanım. Aynı zamanda bir artısından daha bahsedeyim. Mesela yumuşak içenler dedik. Gittim bu metoda. Burada istediğiniz kontrolleri de gerçekleştirebiliyorsunuz. Hani bu da büyük bir artı. Mesela dedim ki ignore case yumuşak değer. Boşsa atıyorum. Bir şekilde boş geldi bana. Ben dedim throw new exception. Mesela istediğiniz bir exception varsa da burada bunu atabiliyorsunuz. Tabii şey throw exception da eklemek lazım. Exception'ınızın türüne göre tabii. Bu tarz kontroller de sizin şeyinizi kontrol hani daha bir güvenli hale getiriyor aslında kodunuzu. Öyle söyleyeyim. Genel olarak builder pattern bu. Peki böyle güzel güzel anlattık. Dezavantajı yok mu? Şöyle güzel bir laf var. Eğer bir şeyi gereksiz kullanırsanız, hani gerekmeyen yerde gereksiz bir pattern kullanırsanız bu her türlü zararlıdır. O yüzden bu builder pattern'ı da hani hiç ihtiyacınız yokken atıyorum bir sınıfınız var. Sadece iki tane değişkeni var. İkisi de gerekli. Burada gidip builder pattern kullanırsanız işleri karıştırmış olursunuz. Bunun araştırdığıma göre
temel şeyi şu. Opsiyonel parametrelerin çok olması lazım. Aynı zamanda da constructor içerisindeki parametrelerin atıyorum 5'ten veya 6'dan fazla gibi değerleri çıktığında genelde tercih ediliyor. Ama dediğim gibi çok kompleks olmayan bir sınıfınız varsa, içerisindeki tüm şeyler gerekli parametrelerse çok da kullanmanızı tavsiye etmem. Yani genel olarak diyeceklerim bu yönde.